Arnavutluğun başkenti Tiran'dayız. Tiran ismi Türkçe'de de var olan ama yeni neslin unutmuş olabileceği Tiran kelimesiyle aynı manada. Türkçe'de şeddatlar, tiranlar, zalimler ile birlikte kullanılan benzer şeyleri anlatan kelimenin Arnavutluk'taki karşılığı da aynı. Yani mutlak güç, otorite, sorgulanamayan devlet iradesi gibi sadece yönetici sınıfı için iyi olan, halk için pek de iyi olmayan, gayri demokratik, halkın ensesine vur, ağzından ekmeği al gibi anlamları vardır. Fakat bu isim sizi korkutmasın. Tiran'da böyle şeyler bugün asla yaşanmaz. Herkesin özgürce istediğini yapabildiği bir şehirdir Tiran. Yayalar arabaların önüne istediği gibi atlar. Araban varsa arabanla takla atabilirsin. İsteyen kilisesine gider, isteyen kilisenin dibindeki camiye gider. Kimse kimseye karışmaz. Kavga eden kimse göremezsiniz. Komünizm döneminde tam bir tiran olan yönetim, bugün bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler düşüncesini benimsemiştir. Yani Tiran ismi mazide hatara konulmuş ve alışıldığı için değiştirilmesine üşenilmiş bir isimdir artık. Türkiye'nin bir şehri zannedeceğiniz Tiran, gördüğünüz gibi Avrupa'dan çok bir Türk şehri gibi. Çarpık kentleşme, kontrolsüz trafik, her binanın altında esnaf lokantası ve dükkanı ve Türklerin karakter ve tipinde insanlarla dolu Tiran şehrinde komünist rejim yüzünden eskiden gri tonlar hakim iken Eddie Rama isimli aynı zamanda ressam olan bir belediye başkanı bu şehri süsleyebildiği kadar süslemiş ve kaportayı bu kadar toparlamıştır. Arnavutluğun ve başkent Tiran'ın sergüzeşte hayatı, yani başından geçen maceralar kısaca şöyle. Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra 1912'de bağımsızlığını ilan eden Arnavutluk, ardından 1939'da en yakın deniz komşusu İtalya tarafından sırtından bıçaklanıp işgal edilir. Bundan kısa bir süre sonra 1944'te komünistler tek yol devrim diyerek kontrolü ele geçirir. Komünist diktatör Enver Hoca'nın saçmalıklarıyla bir alamete sürüklenen Arnavutluk, taraf olmayan bertaraf olur düşüncesiyle önce Rusya, sonra da 1978'e kadar Çin ile ittifak kurar. Nihayet 1991'de komünizm rezaletinden bıkan ve patlama noktasına ulaşan halk bağımsızlığını ilan edip daha az rezillik içeren kapitalizme, yani demokrasiye geçiş yapar. Uzun süren komünizm yıllarından kalan en büyük hatıralar her yerde mantar gibi üretilmiş olan bu savaş sığınaklarıdır. Enver Hoca döneminde komünizmi körüklemek ve komünizmin gerçek olduğuna inandırmak nihayetinde insanları komünizme daha fazla bağlamak için emperyalistler bizi işgal edecek, savaş çıkacak diye yapılmış 750 binden fazla savaş sığınağının bazıları bugün müze yapılarak o dönem yapılan zararlar telafi edilmeye çalışılıyor. Burası sığınakmış eskiden. Arnavutluğun tarihinde beni şaşırtan konu, Arnavutların gözünde Osmanlı'nın aynı İtalya gibi işgalci bir devlet olmasıydı. Şimdi size şehrin merkezindeki en büyük, hatta tek AVM olan Toptani Alışveriş Merkezi'nin isminin Türkçe olmasına rağmen neden Osmanlı'ya karşı bir tavırdan dolayı var olduğunun kısa ama ilginç hikayesini anlatacağım. Osmanlı'nın son dönemlerinde yönetime geçmiş olan, bugün de hala yönetimde olan, Ergenekoncuların dedesi olan Mason Jön Türkler yüzünden Arnavutlar Osmanlı'yı son dönemde yaptıkları zulümler ile hatırlıyor ve işgalci olarak görüyor. Yüzyıllarca beraber mutlu mesut yaşadığımız Arnavutların bugün bizi Mason Jön Türkler yüzünden işgalci olarak tanıması kalbimizi kıran bir durum. Fakat aynı imaj Osmanlı'dan kopan tüm topraklarda var. Bugün bir Arap'la konuştuğunuzda da Osmanlı'nın son döneminde Araplara Türkçe öğreneceksiniz diye yapılan zulmü ve Arapların o yüzden isyan etmek zorunda kaldığını anlatır. Osmanlı'nın parasını basan ve yüzlerce yıl beraber yaşadığımız Ermenilerle de aynı sebepten dolayı, yani Jön Türklerin para olayına tamamen el koyup Ermenileri sürgün etmelerinden dolayı kavgalıyız. Arnavutluk'ta gördüğüm işin garip yanı, Osmanlı'yı içten parçalamak için uğraşan Jön Türklerin aynı zamanda parçalanan toprakları da yönetmiş olması. İşte Arnavutlara zulmeden Jön Türk paşaların kışkırtması yüzünden isyan etmiş Arnavutlarla ayrı bir ülke kuran Toptani Esat Paşa da bir Osmanlı paşası ve Jön Türk idi. Tıpkı İskender Bey gibi Toptani Esat Paşa da Arnavutları işgalden kurtaran bir kahraman olarak görülüyor. Çok ilginç olan kısım, Toptani Paşa'nın darbe yaparak Yahudi dönmeleri ile birlikte Abdülhamit Han'ı tahttan indiren heyetin içinde de bulunmasıdır. Toptani hakkında kader belki hükmünü vermiş ve bir Arnavut genci tarafından Paris'te vurularak öldürülmüştür. Fakat bu tarihi gerçekler de sizi ürkütmesin. Arnavutlar bugün Türkleri çok severler. Burada City Park AVM diye bir yer vardı, oraya geldik. İncin top oynuyor.
Mağazaların yarısı kapalı. Neredeyse kimse de yok gibi, çok az insan var. Eskiden kuşlar için hastane yaparken bugün en çok kadın cinayetleri işler hale gelmiş olan ülkemiz insanlarının günümüzde pek sevilecek yanları olmamasından dolayı Arnavutların Türkleri neden bu kadar tanıyıp sevdiğine şahsen şaşırdım. Aklımın almayacağı şekilde yolda karşılaştığım birçok insan birkaç kelime de olsa Türkçe biliyor, hatta bazıları bayağı Türkçe konuşuyor ve ben Türk'üm deyince "o kardeş kardeş" diyorlardı. Hatta ve hatta bizi kontrol amaçlı durduran polis bile Türk olduğumuzu öğrenince Türkçe "iyi akşamlar" diyerek bizi uğurlamıştı. "Oğlum, Türkleri Avrupa'da İrlandalılar hariç kimse sevmez. Siz nasıl seviyorsunuz?" diye şaşırdığım bu sevginin nedenini sorguladığımda iki sebep karşıma çıktı. Karşılaştığım Türkçeyi iyi bilen genç nesil Türk okullarında okumuş ya da mezun olmuşlardı. Ülkede yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın Türk okulu vardı ve halk arasında bu okulların kalitesi bilinmekteydi. Hatta telefon satıcısı bir çocuk bağırarak Türkçe konuşulduğunda karşısındakinin kendisini anlayacağını düşünen bir akrabama karşı "ben Türk okullarında okumadım" diye karşılık vermesine ve denk geldiğim insanlar arasında bu kadar kişinin Türk okullarının bahsini açmasına ya da o okullarda okumuş olmasına gerçekten şaşırdım. "O kardeş kardeş" diyecek kadar beginner seviyesinde Türkçe birkaç kelime bilenlerin ise Türk dizileri yüzünden bu hale geldiklerini anladım. Dizi film sektörü gelişmemiş olan ülkede ihraç edilen Türk dizileri çok meşhur ve her Arnavut birkaç Türk dizisi izlemiş ya da takip ediyor. "Ben Türk'üm" deyince de otomatikman size dizi oyuncusu adayı gözüyle bakıyorlar. Arnavutlar ile ne kadar içli dışlı olduğumuzun en önemli tanıkları Türk olmamalarına aklımızın almadığı Mehmet Akif Ersoy ve Hakan Şükür'dür. Milli şairimiz Mehmet Akif hiçbir Türk'ün yazamadığı sanatsallıkta ve coşkunlukta Osmanlıca şiirleriyle kalbimizde taht kurmuştur. Başlangıçta Jön Türkleri savunmuş ama onların ihanetlerini anlayınca Jön Türklerin iktidarında dahi şiirlerinde onları yerden yere vurmaktan içtinap etmemiştir. Jön Türklerin ona karşı tepkileri yüzünden fakirlik içinde vefat etmekten korkmamış ve öyle de vefat etmiş ulusal bir kahramanımızdır. Örneğin Üç Beyinsiz Kafa şiirinde Abdülhamit Han'dan iktidarı alıp Osmanlı'yı 10 yılda 10 parçaya ayıran Enver Talat ve Cemal Jön Türk paşalarının beyinsizliğini anlatır. Hakan Şükür'ün de Türkiye'nin futbol tarihine yaptıkları katkıları futbolla uzaktan yakından alakası olmayan ben bile bilmekteyim. Arnavutluk'ta yaşadığımız en büyük hayal kırıklığı et yemekleri ile meşhur olan bu Müslüman ülkenin helal haram konusunu pek bilmemesi ve bizim de bu yüzden biraz zorlanmamız oldu. Komünizm yüzünden unutulan helal olayı Arnavutlara göre bir et eğer domuz eti değilse helaldir şeklinde algılanmaktadır. "Bak gene iyisiniz. Bildiğiniz güvenilir yerden yemeniz gerektiği için güvenilir yerleri size göstereceğim. Hem de bu işten reklam parası almadan." Tiran merkezde bayağı bir araştırdık. Yani araştırdığımıza göre helal olduğu en kesin olan yer burada. İşte döner için Kapitol var. Heykellerin hemen, heykel ve Ethem Bey Camii'nin hemen ilerisinde. Ya tabi başka helal yerlerde vardır ama buranın helal olduğuna inanıyorum. Arnavutluk'ta yaşadığım ikinci hayal kırıklığı ise koca başkent Tiran merkezde iki tane kocaman cami olmasına rağmen ikisinin de kullanılamıyor olmasıydı. Biri bu Türkiye'deki Diyanet'in yaptığı camidir. Arkadaşlar şu an Tiran'dayım. Burası Diyanet'in yaptırdığı cami. Yani yaptırmaya çalıştığı, şu an hala inşaat halinde. Buralı bir arkadaş anlattı. Yani buranın normalde tamamlanması gerekiyormuş ama Erdoğan'ın Arnavutluk'tan istediği bazı istekleri Arnavutluk yerine getirmediği için bura hala şu an kapalı, tadilatta. İşte o istekler de buradaki okulların kapanması, bağlantılarının kesilmesi tarzında isteklermiş. Arnavutluk da kabul etmediği için bu cami hala kapalı şekilde, kullanım dışı. Diğeri ise Osmanlı'dan kalma içindeki işlemeleri ile meşhur Ethem Bey Camii'dir. İlk gittiğimizde kapıdaki dayı tadilat var diye almadı. Fakat namaz kılacağız dediğimizde sağ olsun dayı bizi içeri aldı. Hatta video çekmemize "yasak hemşerim" demedi. Arnavutluk hakkında devam edecek olan ilginç bilgiler için kanalı sağlam takip edin. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin içindeyiz. Normalde tadilattan dolayı kapalı. Kapıda bir görevli var. Bizi almadılar işte. Bu sefer bir turist geçti. Ben de "biz de girelim mi" dedik. "Gelin" dedi. Şu an iki kişiyiz sadece. Yüzlerce yıllık tarih hala duruyor.
ilk günkü gibi yapılan desenler duruyor yani. Her tarafta işlemeler var. Çok küçük bir cami ama çok güzel yapılmış. Ahşap da ta muhtemelen ilk yapıldığı zamandan beri duruyor. Yani işlemelerinden belli. Değiştirilmemiş. Hala aynı. Yani bunu nasıl restore edecekler bilmiyorum. Türkiye'den biz geldik. Burada 1200. Burada 1209. İkisi de 2 değil mi şu? 2 diyebiliyorum. 1200, 1209. 1209'da mı yap? Ama bu tarih mi acaba? Hicri mi? Hicridir baba. Evet, 1209'da burada Osmanlı yoktu çünkü. Yok. Testinizi alıyorsunuz. Burada bu örtülerden alıp kullanıp buraya atıyorsunuz. Ne olur ne olmaz ayaklarımı silmedim bilmiyorum ama.